Haydi Çopan çıldırdı. İtman sonrası Samsun Doğu'da ateş püskürdü. Podcast sonrası Samsun Doğu'da Arnott Klasik'te Haydi'yi çok kolay geçeceğini söyledi. Eski olimpiye bunu hazmedemedi. Neye uğradığını şaşırdı Samsun Doğu'da. Geçtiğimiz Arnott Klasik'te Nick Walker'ı devirdikten sonra bir özgüven patlaması ve ego zehirlenmesi yaşayan Samsun odadan fizik güncellemesi gelmiş. Arnott Klasik'e 5 hafta kala gerçekten muazzam bir formu var. Haydi Chopin'a söyledikleri konusunda haklı olabilir. Onu devirebilir. O, gerçekten o potansiyel var kendisinde. Şu arka bacaktaki sırttaki mükemmelliğe bakar mısınız? Kendisine geleceğin Ronnie Coleman'ı deniyor. Ama ne olursa olsun bu şekilde egolu ve kibirli konuşmaları kendisine hiç yakıştıramadım. Nathan Zenasha. Kendisi çok ağır çalıştığı için iki bisepsini de yırttı. Kariyerini mahvetti. Ona rağmen bir sürü operasyon geçirdi ve bisepsleri o kadar deforme şekilde durmuyor. Kanat bağlantıları gerçekten çok iyi. Karında biraz problem var. Bubble gut gibi duruyor. Ama bu sezonunda gerçi. Arnold Classic'e de katılmayacağını söyledi kendisi. Aynı zamanda görüyorsunuz biseps pozunda sulu duruyor. Arka bacağa bakalım. Bacakları 3-4 sene önceye nazaran gerçekten küçülmüş gibi duruyor. Harika bacakları vardı çok kondisyonlu. Yani bacak konusunda bir gelişim sağlayamamış. Sanki hep olduğu yerde tekliyor kendisi. Haliyle yaşı da var. Olimpiyada yapsa yapsa en fazla ilk ona girer. Onun dışında bir beklentim yok. Haydi'den sonra en çok beğendiğim İranlı yarışmacı Behrooz Tabani. Mükemmel bir fizik güncellemesi. Romanya Muscle Fest Pro'dan sonra en az 10 kilo koymuş. Kiyon Pierce'de Derek Lansford'da olan bir sorun var. Kolları ne kadar büyük, vacimli olsa da kollarındaki, adeledeki kas sertliği yani biraz sulu gözüküyor. Derek Lansford'ın sırtının bu kadar neden abartıldığını bilmiyorum, anlayamıyorum. Haydi Çopan'dan Instagram'ı sallayan sırt güncellemesi geldi. Kaya gibi lif lif, ince ince işlenmiş bir sanat eseri. 2020 Mr. Olympia'da harika bir çıkış yakaladı Rafael. 10. oldu. Brezilya rüzgarı estresmen. Her sene 7. olan Ian Valiar bile Rafael'in arkasında kalıp 11. oldu. Daha sonra depresyona girip emekli oldu. Hızını alamayan Rafael 2023 Mr. Olympia'yı boş geçeceğini söyledi. Yarışmayacaktı. Herkes harika bir bulk sezonu geçirmesini beklerken bir sene içinde görüyorsunuz 2023 ile 2024 arasındaki değişimi yani bu olimpiyada ilk 10 yapacağını bile düşünmüyorum. Hiçbir değişim göremiyorum bu resimde. Sadece zayıflamış, define olmuş. Onun dışında bir kas kütlesi kazancı yok. 2019 Mr. Olimpiya Haydi ile rolü arasında bir karşılaştırma. Haydi Chopin 3. rolü ise 5. oldu. Bicepsler konusunda tabii ki Rolly Winkler tartışmasız önde ve ince beli sayesinde rolinin V taper'ı çok önde duruyor Heidi'ye göre. Ama burada Heidi'yi üçüncü yapan şey alt vücuttu. Bacaklara bakar mısınız? Olimpiya gerçekten bacakta bitiyor. Heidi'nin bir bacağı resmen rolinin iki bacağı gibi adeta. Detaylı, kondisyonlu, hacimli. Roli bu yüzden hiçbir zaman Mr. Olimpiya olamadı. Çünkü alt vücudu üste göre gerçekten çok gerideydi. Bir konuda hakkını vermek lazım Rolly'nin. Olympia olmuş Derek Lansford'ın Mos Muscular pozuna bakar mısınız? Rolly Winkler'ın Moss Muscular pozuna bakalım. 2018 Mr. Olympia 3. oldu. Tarihinde getirdiği en iyi formdu. Olimpiya Bodybuilding tarihinin en iyi Mos Muscular pozuna sahip yarışmacısı. Marcus Ruhle bile kıyaslanamayacak kadar iyi kendisi. Phil Heath yanında poz verirken adeta kayboluyordu. Amcasız Dexter Jackson yeğenim bir gün Mr. Olympia olacak dedi. Her zaman övündü ama maalesef Dexter 2008'de C katları devirdi. Rolly'den o başarı gelmedi. Sonrasında bir omuz sakatlığı yaşadıktan sonra hayatına fitness antrenörü olarak devam ediyor Rolly Winkler. İzlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar.